En son ne zaman mutluyum dedin? Hepimiz mutlu ve barış içinde yaşamayı istiyoruz. Ama %72'miz bu isteğimizi engelleyenin ve toplumda yaşanılan en büyük sorunlardan birinin şiddet olduğunu düşünüyor. Üstelik %42'miz ya kendimizin ya da çevremizdeki insanlardan birinin şiddete maruz kaldığını söylüyor. Çözüm, yetişkinler için barışçıl iletişimde. Mutlu bir yaşam, mutlu olduğumuz ilişkilerden ve sağlıklı, barışçıl iletişimden geçiyor. Bazen aile içinde, iş yerinde, arkadaş ilişkilerinde veya ev dışında kurulan iletişimde tıkanıklıklar, yanlış anlaşmalar, çatışmalar yaşayabilirsin. İhtiyaçlarının dikkate alınmadığını hissedersin. Duyulmadığını, dinlenilmediğini, anlaşılmadığını düşünürsün. Bu nedenle üzülür, endişelenir, kızarsın. Böyle durumlarda duygularını bastırıp ifade etmemeyi seçersen, karşındaki senin tam olarak ne yaşadığını bilmeyebilir. Mutsuzluğun ve aranızdaki sorun devam eder. Hatta bastırdığın duygular seni zamanla hasta edebilir. Baş ağrısı, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, mide ağrısı, iştahsızlık ve daha kötü hastalıklara sebep olabilir. İlişkilerin bozulur, çok mutsuz olursun. Bazen öyle kızarsın ki öfke seni ele geçirir. Bağırarak, tehdit ederek, kötü sözler söyleyerek, sert davranarak, şikayet ederek, küserek iletişimdeki sorunu çözeceğini düşünürsün. Ama yanılırsın. Bu seni çözüme götürmez. Davranışlarının ve söylediklerinin karşındaki kişinin üzerinde etkileri vardır. O da öfkelenebilir, çatışma ve gerginlik tırmanır veya tamamen senden uzaklaşabilir. Bu da seni daha çok mutsuz eder ve yalnızlığa iter. Unutma ki gerginlik tırmanmadan kendine yardım etmenin ve daha iyi hissetmenin yolları var. Duygularını bastırmadan yönetebilirsin. Nasıl mı? Duyguları ifade etmek güçsüzlük değildir. Tam tersi, duygularını tanımak ve ifade etmek seni güçlü kılar. Öfke duygusu tırmanırken mutlaka bedeninde bazı sinyaller verir. Kalp çarpıntısı, ağrılar, ağlama isteği, titreme, kaslarında gerginlik gibi. Bunları fark et. Duyguların çok yoğun olduğunda bir mola al. Hemen tepki verme, harekete geçme. Öfke tek başına gelmez. Kaygı, hayal kırıklığı, değersizlik, çaresizlik, utanç, güvensizlik gibi altında yatan duygular ona eşlik eder. İyi veya kötü duygu yoktur. Öfke de kötü bir duygu değildir. Öfken sana bir şeylerin yolunda gitmediğini söyler. Ona kulak ver. Kabul et ve sahiplen. Peki öfkelendiğinde neler yapabileceğini biliyor musun? İlk yapman gereken sakin, sessiz ve yalnız kalabileceğin bir köşe bulmak. Kendine zaman ayırmak. Kaplumbağa tekniğini uygula. Gergin ortamdan uzaklaş, içine dön. Doğru nefes alıp vermek bedenindeki gerginliği azaltır. Kas gevşe tekniğiyle bedenini tara. Yüz ve boyun kaslarından başlayarak her bir kas grubunu sırayla 5 saniye kas ve kasıldığını hisset. Sonra 5 saniye gevşet ve gevşemeye odaklan. Sakinleşince kendine sor. Bedenimde neler oluyor? Şu an ihtiyaçlarım neler? Kızmama ne sebep oldu? Öfkemin altındaki duygularım neler? Tüm bu sorularımın cevabını ne zaman ve nasıl ifade edebilirim? Unutma, tepkilerini nasıl ifade edeceğine sen karar verirsin. İç konuşmalarına kulak ver. Öfkene eşlik eden düşüncelerin neler? Karşındakiyle empati kur. Onun ne hissettiğini anlamaya çalış. Çok öfkelendiğinde yürüyüş, spor ve sana iyi gelen aktiviteleri yapabilirsin. Bu senin bir süre gerginlikten uzaklaşmanı sağlar. Bu önerileri öfken şiddete dönüşmeden onu sağlıklı bir şekilde ifade etmek için kullan. Hazır olduğunda öfkeni ifade et. Karşındakini suçlamadan, yargılamadan, bağırmadan. Seni kızdıran davranışı açıkla, neler hissettiğini söyle. İhtiyacını ifade et ve dinlemeye geç. Söylediklerinin karşındaki kişide yarattığı etkileri izle, anlamaya çalış ve gerçekten dinle. Öfkenin sinyallerini tanırsan onu yönetebilirsin. Öfkeni sağlıklı ve yapıcı bir şekilde ifade edebilirsin. Bu sayede
çatışmaları çözebilirsin. Duyguların seni iyi veya kötü bir insan yapmaz. Duygularını kabul et, sahiplen ve yapıcı bir şekilde ifade et. İlişkilerini nasıl düzeldiğini ve güçlendiğini göreceksin. Mutlu bir hayatın yolu barışçıl iletişimden geçer.